Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Kalp ve kanser hastalıklarından korunmada fayda sağlıyor. Böbrek ve cilt sağlığınız üzerinde önemli işlevler üstleniyor. Uykusuzluğa karşı savaşıyor. Lezzeti ve bol su içeriğiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden olan karpuz A ile C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra likopenden de zengin olması sayesinde sofralarımıza adeta sağlık taşıyor. Ancak karpuz tüketirken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde yarardan çok zarar verebilir. Beslenme ve diyet uzmanı Ezgi Hazal Çelik, glisemik indeksi yüksek olması nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebileceği için karpuzun fazla tüketilmemesi gerektiğine dikkat ederek, diyabet ve insülin direnci gibi hastalığınız varsa karpuzu günde sadece bir kez, yani 200 gramı geçmeyecek şekilde ve haftada en fazla 3-4 kez tüketmeye özen gösterin diyor. Beslenme ve diyet uzmanı Ezgi Hazal Çelik, karpuz tüketirken sağlığınızı riske atmamak için dikkat etmeniz gereken 6 kuralı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Karpuz ana öğün değil ara öğün olsun. Karpuz yapısında işlenmemiş doğal şeker içeriyor. Büyük bir bölümü sudan oluşsa da 100 gramında yaklaşık 7 gram karbonhidrat mevcut. İçeriğindeki karbonhidrat nedeniyle glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme hızı yüksek olduğu için ideal porsiyon miktarı aşıldığında özellikle diyabet hastalarının sağlığını tehdit edebiliyor. Fazla tüketimi içerdiği karbonhidrat nedeniyle göbek çevresinde ve karaciğerde yağlanmaya da neden olabiliyor. Yine içeriğindeki FODMAP nedeniyle sindirim sistemini de etkilediği için şişkinlik ve gaz gibi problemler de gelişebiliyor. Porsiyon miktarının artması nedeniyle karpuzu ana öğün olarak değil, ara öğün olarak tüketmeye özen gösterin. Karpuzun yanında mutlaka protein tüketin. Karpuz, elma, armut, muz gibi meyvelerden farklı olarak uzun süreli tokluk sağlamıyor. Mideyi şişirerek kısa süreli doygunluk hissetmenize yol açıyor. Bu nedenle karpuz yanında peynir gibi protein kaynağı ya da ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumları tüketmeniz hem daha uzun süre tok kalmanıza hem de tükettiğiniz karpuz porsiyonunun kontrollü olmasına yardımcı olacaktır. Karpuz peynir ikilisine dikkat. Karpuz denildiğinde hemen hepimizin aklına ilk olarak peynir geliyor. Zira karpuz peynir yaz aylarında ara öğünlerin vazgeçilmez ikilisini oluşturuyor. Uzun süreli tokluk sağlamayan karpuzun yanında iyi bir protein kaynağı olan peynir tüketmeniz, kan şekerini dengeleyerek doygunluk, dolayısıyla porsiyon kontrolü sağladığı için aynı zamanda da faydalı. Ancak dikkat! Beslenme ve diyet uzmanı Ezgi Hazal Çelik, günlük tuz tüketiminin artmaması için ara öğünde bir porsiyon az tuzlu peynirle bir porsiyon yani yaklaşık 200 gram karpuz miktarını aşmayın uyarısında bulunuyor. Karpuzun çekirdeklerini atmayın. Karpuz çekirdeklerinin de karpuz gibi sağlığa birçok olumlu etkisi oluyor. Vitamin, mineralle yağın yanı sıra cucurbocitrin adlı madde sayesinde kan basıncının düşmesine ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Çekirdeği karpuzla birlikte çiğ halde tüketemiyorsanız kuruttuktan sonra kuru yemiş şeklinde de tüketebilirsiniz. Karpuz suyunu tercih etmeyin. Glisemik indeksi yüksek olan dolayısıyla fazla miktarda yenildiğinde kan şekerini hızla yükseltme riski taşıyan karpuz, meyve suyu şeklinde tüketildiğinde kan şekerinin düzenlenmesinde sorun oluşturabiliyor. Bunun nedeni ise karpuz suyu olarak tüketildiğinde karpuzun porsiyon miktarının artması. Smoothie'lerde ise hem ekstra başka besinlerin eklenmesi hem de yine bir sıkma işlemi uygulandığı için porsiyon miktarı dolayısıyla kalori içeriği artıyor. Meyve suyunda C vitamini ve lifin büyük bir kısmının kaybolduğunu da göz önünde bulundurursak, karpuzu meyve şeklinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kesmeden önce buzdolabına koymayın. Karpuzu oda sıcaklığında bütün halinde tutmanız içerdiği antioksidan miktarının artmasına fayda sağlıyor. Bu nedenle karpuzu kesme zamanı gelmeden buzdolabına koymayın. Kestikten sonra üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında 3-4 gün muhafaza edebilirsiniz. Bozulmaması için bitiremediğiniz karpuzları ezerek posa haline getirdikten sonra dondurup limonata tariflerinde değerlendirebilirsiniz.